bütçeden 2023'ün Ocak Nisan'ı ve 2024'ün Ocak Nisan'ına göre devletin gelirlerine bakalım. 2023'te 1 trilyon 62 milyar 701 milyonmuş geliri, 2024'ün ilk 4 ayında 2 trilyon 233 milyar 11 milyon olmuş. Bakın devletin vergi gelirleri geçen yılın ilk 4 ayına göre %110 oranında artmış. Bu daha başlangıç. Şu anda esnafın canını okuyorlar. Bakın esnafın canını okuyorlar. En ufak borcu olanın e-haciz, arabasına, kredi kartı iş yerinin varsa hesaplarına, kendi hesaplarına hemen bloke koyuyorlar. E-haciz uygular. Yani bu tahsilatlar yıl sonuna doğru fark geçen yıla göre %200, %220'lere çıkacak bu. Çok büyük bir baskı var şu anda esnafa. Yani Ve bu inşallah iyidir. tahsilatlarla şimdi trafik cezaları, ben geçen de Ankara'ya gittim. İnsanlar da pat diye iflas etmesin Gelene de. kadar Ebru Hanım 3 tane trafik cezası yemişim. Herkes aynı şeyi 70 söylüyor. 77 ile geçilmesi gereken yerde 78 ile geçmişim. Yani Ya. böyle cezalar geliyor arka arkaya. Şu anda cezalar, vergi, bakın emekli aylıklarını iptal ediyorlar. Sıkı denetimler var. Kayıt dışıyla mücadele kapsamında iş yerlerine gidip şu anda ceza maddi müeyyideler uyguluyorlar. Yani devlet gelirini arttıracak, çok daha fazla oranda arttıracak. Bu nedenle de biraz önce Işın Bey'in dediği gibi devletin bu paraları ödemesi durumunda geliri sabit olsa sıkıntı olur. Geliri de arttığı için böyle bir sorun olmayacak. Zaten bu rakamları vermezlerse şayet ne olur? Size çok net söyleyeyim. Geçen sosyal medyadan paylaşmıştım. Şu anda asgari ücrete Temmuz'da bir artış olmaz ise emekliye %20, %25, memura aylıklarda artış yapıp kiralarda %25 sınırını kaldırıp esnafa bu kadar yoğun baskıda devam ederse erken seçim talebi halk tarafından, muhalefet bunu söyler söylemez onu bilmiyorum. Ama halk tarafından erken seçim talebi daha da çok artacak. Bir de Sayın Mehmet Şimşek diyor ya önümüzdeki aylarda enflasyon düşecek. Bir de o enflasyonun düşmesi o gerçekleşmez ve daha çok biz bunu hissetmeye başlarsak Yandı. Türkiye'de erken seçim konusunu artık insanlar herkes dile getirecek zorunlu olarak. Çünkü esnaf iş yapamayacak, yanında İnsanlar çalışanın alamayacak. etini veremeyecek. Şu anda kiralarda %25 sabitlenmiş oranlar değiştikten sonra siz memurlara, emeklilere bu oranlarda artış yaptıktan sonra çok kişi kirasını da ödeyemez. Yani çok büyük sıkıntılar bekliyor ülkeyi. Peki Tabii ki hocam öncelikle olması gereken fiyat diyorsunuz programı ki, ama pardon, 12.500 lira olsa bile bu bütçe bunu karşılar. Başka harcamalardan kısın, batmazsınız bu yani. olmak zorunda. Bakın şimdi bu olmak zorunda. Yani başka bir alternatifi Yani yok. insanları açlığa Ülkenin mahkum edemezsiniz, yapacaksınız. Peki ne aylık bekliyorsunuz? Bu zorunda ya, yani 12.500 lira seyyanen zam yapıp üzerine %25 artışları emekli maaşlarına yapmazlarsa, yaparlar mı? Böyle bir imkandan hiç bahsedilmiyor. Herkes %25 sadece enflasyon farkı olacak. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıkacak diyor. Siz ne bekliyorsunuz? Bu Ben de olması o yönde gereken. yapacaklarını, ben de o yönde yapacaklarını düşünüyorum. Asgari Yani. ücreti artış yapmayacaklarını düşünüyorum. %25, %20, %25 asgari ücreti artış yapmadan Temmuz ayını geçiştirmeye çalışacaklar. Peki Ama emekli bakın maaşlarını sadece %25 arttırırlarsa? Onu soruyorum. emekli aylıklarına da memurlara %20, SSK bağkurlara %25 artış olacak. Memurlara da %20. Asgari ücreti Tamam. de artış olacak. Asgari ücreti artış olmaması demek diğer ücretli çalışanlara da artış olmaması anlamına Sizin geliyor. ağırlıklı beklentiniz bu mu? Yani sadece Evet. %25 zam mı? Bakın benim beklentim değil zaten. Hükümet bu konuda net. Net. Hazine Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, bırakın biraz işçi sendikası da şu anda böyle olmasını istiyor. İşçi sendika başkanı da biz Niye? zaten bir kere asgari ücreti artış yapacağız diye anlaşmıştık dedi. O söylediğiniz kişi. Öyle mi? Yani işçi sendikası da böyle istiyor şu Anladım. anda. Anladım.